Strong Coder'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda CodeIgniter'la blog sitesinin yapımına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle herkesin Ramazan bayramını kutlarım, daha doğrusu daha bayram olmadı ama Ramazan'ını mübareklerim. Hemen konuya geçelim. Ben şöyle bir tane blogumuz için admin paneli buldum. Ücretsiz, gayet güzel bir panel. Bunu kullanacağız. Bunun indirme linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi temamızı indirdikten sonra hemen bu dosyaları seçip, temamızın içindeki dosyaları, daha sonra HT docs'umuzu açalım. Ve ana dizinde bulunan tema klasörümüze gelelim. Bakın burada back tema diye kalmış. Ben daha önce bir video çektim. O yüzden açık olduğunu söylüyor. Neyse. Önemli değil. Bunun içine atarız. Ya da yeni bir klasör oluştururuz. Büyük ihtimal bu yüzden yapıyor. Şuradan bir silmeyi deneyelim. Evet. Gitti. Bu şekilde tema klasörümüzün içi olması lazım, düzenleme yapmadıysanız. Hemen ben buraya front tema diye bir klasör açıyorum. Daha sonra klasörün içindekileri buraya taşıyorum. Biraz daha düzenli olması açısından ve geliştirme yaparken hangi temanın hangisi olduğunu bulabilelim. Daha sonra buraya back tema adında bir klasör daha açıyorum. Ve kopyaladığım admin paneli dosyalarımı buraya yapıştırıyorum. Şimdi Ad ses klasörümüzü kopyalayalım. Ve ana dizinimizde bulunan Ad ses klasörünün içine back adında yine bir klasör daha oluşturalım. Ve Ad sesimizi buraya yapıştıralım. Bakın bu küçük bir hata oldu. Şöyle yapalım. İçindekileri alıp yapıştırmamız lazım aslında. Şu Ad sesi silebiliriz. Şu an temamızın CSS, JavaScript ve resim dosyaları sistemimize eklendi. Şimdi ise arkadaşlar ne yapalım? Hemen temamızı, admin paneli temamızı giydirmeye başlayalım. İlk önce ne yapıyoruz? Bir tane controller oluşturuyoruz. Front controller'ı duplicate edebilirsiniz. Adını back olarak değiştirelim. Şunu da hatırlatalım. İlk videoda bunu anlatmış olmam lazım. Üstünden bayağı bir zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Dosyamızın ismi ne ise klasımızın ismi de o olması lazım. O yüzden klasımızı back olarak değiştiriyoruz. Public function block content'i silelim. İndeksimiz hazır. View'a dönelim. Bakın view'da da kalmış. View'umuza gelelim ve view'da hemen bir klasör daha oluşturalım. Bunun adına da back diyelim. Back'in içine bir klasör daha oluşturalım ve include'un kısaltımı olan inc klasörümüzü açalım. Daha sonra tekrar back'in içine bu sefer bir dosya oluşturalım ve ismini home.php koyalım. Daha sonra front'un içinden mesela home'u açalım ve defined kodunu alıp home dosyamıza, admin paneli için oluşturduğumuz home dosyamıza yapıştıralım. Buradan back'imizi de kaydedelim arkadaşlar ve yönetim paneli temamızı artık giydirmeye başlayalım. Evet, temamız açıldı. Buradan şurayı header alsak, şurayı menü olarak kaydetsek ya da burayı da header olarak kaydetsek, zaten footer'ımız yok. Olsa da yönetim panelinde çok da önemli değil. Şurada bırakmışlar. Hemen bunu bir Notepad++ ile açalım. Ve folder'ımız olduğu gibi kesip ya da kopyalayıp, kopyalamak daha doğru olur. Ben daha sonra Ctrl+Z yaptığım için el alışkanlığı kes yapıyorum. Kopyalayıp home.php'mizin içine yapıştıralım. Şimdi biz bunu nereden parçalayabiliriz? Bakın burada now başlamış.
Hemen hızlı bir şekilde parçalayalım. Bakın burada sidebar başlamış. Dashboard Elements Notification diyor. Dashboard Elements şartı büyük ihtimal burası değil. Burası da olabilir. Şu an tam emin olamadım. Biraz daha aşağı inelim. Bakalım bu kısım sitemizde nerede yer alıyormuş. Bakın burada. Şimdi o zaman ben temamı nereden parçalayacağım? Div class main'in üstünden komple şu defined hariç şu an için keseceğimiz için kesip kaydedip iğnecinin içine hemen bir tane new file header.php diyorum ve kestiğim kodu buraya yapıştırıyorum. Daha sonra defined'ımı da onun peşinden hemen yukarıya ekliyorum ve lang'ı Türkçe yapalım. Daha sonra buradaki assets vendor kısmını giydirmeye başlayalım. Yani temamıza CSS'lerimizi çağıralım. Ne diyorduk? Assets back. Bakın. Assets slash olan yazıyı bizim base URL fonksiyonumuzda toplu olarak değiştiriyoruz. Bir kayıt edelim. Daha sonra back'e gelip front değil. Bunları da back yapalım. Dönelim. Footer'umuzu bulalım. Footer da buradan başlamış. Footer'umuzu da buradan alalım. Ve hemen iğnece new file footer.php deyip içerisine yapıştırıp defined kodumuzu da footer'ın en başına ekleyelim. Kaydedelim. Home'u da kaydedelim. Şimdi ise arkadaşlar roots klasörümüze bir dönelim. Hemen bir tane erişebilmemiz için bir root oluşturalım. Şu an için giriş çıkış işlemi basit olduğu için arkadaşlar giriş çıkış işlemini en sona bırakmaya karar verdim. Şuraya hemen ne yazalım? Bir yorum satırı açalım öncelikle. Root'umuzun ne olduğunu ileride daha rahat anlayabilmemiz için admin root diyelim. Şuradan da bir boşluk vereyim. Hemen root fonksiyonumuzu, değişkenimizi yazıyoruz. Ne? Admin slash ana sayfa. Hangi fonksiyon? Back kontrolün içindeki index olacak. O yüzden direkt bırakıyoruz. Kaydettik. Şimdi bir test edelim. Bakın gördüğünüz gibi temamız gayet güzel bir şekilde geldi. Fakat JavaScript gelmedi. JavaScript ve resimlerde bir hata oluştu. Front'umuza bir dönelim. Bakın burada değişmemiş. Hemen bunu da ekleyelim. Kaydedelim. Home'a dönelim. Assets'imizi kesip img diye bir aratalım. Bakın burada da değişmemiş. Hemen assets replace al diyorum. Ve resimlerimizde include ettik. Şimdi sayfayı indirelim. Bakın temamız İlk buradaki haliyle aynı şekilde çalışıyor. Şöyle küçük bir test yapalım. Şurayı bir açıp kapatalım. JavaScript'lerimizde bir sorun var mı? Herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. İncelediğim işimizi biraz daha garanti alarak herhangi bir hatamız yok. Hatta bölgeyi temizleyerek yükleyelim. Evet, bir sıkıntımız yok. Şimdi ne yapmamız lazım bizim? En son bir önceki derste veri tabanı tiplerini yapmıştık. Veri tabanı türlerini ve uzunluklarını en optimize şekilde nasıl tutabiliriz? Bunları görmüştük. Admin tablosunu ben sonradan ekledim. Bundan önce bir video çekmiştim. Çok gereksiz uzun olduğu için sildim. Sildiğim dosyalar oradan kalma. Bu da aynı şekilde. O yüzden ben bu tabloyu siliyorum. Sizinle beraber tekrar oluşturacağım. Dönelim bakalım ne yapmışız. Banner, ana sayfa resmi demişiz. Görüntülenme sayısı.
sidebar görünüm durumu, bizim seçtiklerimizin görüntülenme durumu. Bu kısmı çok anlamadım. Burayı niye ekledik biz? Bizim seçtiklerimiz. Bizim seçtiklerimiz. Temaya bir dönelim. Bizim seçtiklerimiz. Ha, sanırım evet, şu an hatırladım. Bizim seçtiklerimiz, yani burada gözüküp gözükmemesi için eklenmiş bir alan. Hemen ne yapalım? Dashboard'umuzu isimlendirelim. Header'ımıza dönüp buradan dashboard, bakın dashboard'lara sanırım burası. Ben buraya ana sayfa demek yerine genel istatistikler ismini veriyorum. Siz ana sayfa da diyebilirsiniz. Bakın burası değilmiş. Fakat değişmesi gereken bir noktaydı. Burada dashboard'umuz kalmadı. Acaba home'un içinde mi unuttuk? Hiç home'un içinde yok. Biz doğru yeri doğru yeri refreshlemediğimiz için değişmemiş. Evet. Genel istatistikler geldi. Şimdi ise içerik seçenekleri adında bir alanımız olsun. Header burası. Biz açılır menü kullanmamız bizim için daha faydalı olacak arkadaşlar. O yüzden şu page'i kopyalıyorum ve genel istatistiklerin altına yapıştırıp buraya içerik seçenekleri ismini veriyorum. Hatta şunu biraz daha şöyle aşağı çekelim. Rahat rahat görebilmemiz için. Buraya da ne yapalım? Ana sayfa, ana, tamam. Şöyle yapalım buraya da. Genel istatistiklere PHP echo base URL diyelim. Daha sonra buraya admin/ana sayfa/ diyelim. Ben rootlarımı çağırırken root fonksiyonlarımı sonuna slash ekliyorum. Klasör gibi gözükmesi açısından benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu sondaki slash'ı koymak zorunda değilsiniz. Şimdi buraya dönelim ve içerik ekle. İçerikleri listele şeklinde iki tane menü alanı ekleyelim. Kaydedelim. Yenileyelim. Bakın içerik seçenekleri ikonumuz da gayet uygun. Fakat bakın buraya tıkladığımızda bu da geldi. Bu şekilde içerik ekle. Nasıl yapabiliriz? Hemen şurayı şimdilik boş geçeceğiz. Çok önemli kısımlar değil. Tabii ki ilerleyen zamanları düzelteceğiz. Page'den bakalım neyimiz varmış. Element'in içinde olması lazımdı. Evet. Bize lazım olan alan arkadaşlar burası. Burayı kendi içerik ekleme türümüze göre şekillendireceğiz. Fakat temayı biraz daha gezelim. Grafikler, işte paneller, bildirimler, tablolarımız varmış, ikonlarımız varmış. Sanırım bundan başka seçeneğimiz yok. Tamam. Element neredeymiş? Element HTML'in içindeymiş. Element HTML'imizi bir Notepad++'da tekrar açalım. Eski indeksimizi ilk açtığımız şekilde geri kapatalım. Kaydetmeyelim. Burayı alalım komple bu kodumuzu. Gelelim. Ne diyelim buraya? Hemen bir new file diyoruz. Buradan veri tabanından bir kopya çekelim. Content. Tamam. Ne diyelim? Ekle. Content. Kodlarımızı yapıştıralım. Evet, uzantımızı unuttuğumuz için bu oldu. Hemen şuradan rename content.php. Evet. Şimdi bizim zaten header'ımız var. Header'ımız bizim nerede bitiyor? Hemen orayı bir tespit edelim. Şuradaki ikonsun altından bitiyor. Icons yazalım. Evet, şuradan bitmiş. Burayı komple uçuralım.
Daha sonra aynı şekilde footer tagları ve altına sileceğiz. Footer diyoruz. Şurayı da uçuralım. Kaydedelim. Ve hemen unutmadan defined kodumuzu da arkasından ekleyelim arkadaşlar. Defined'ımızı ekledik. Şimdi hemen root'umuzu bir tanımlayalım. Bunu kopyalayalım. Yapıştıralım ve admin slash içerik slash ekle. Nereden çalışacak bu? Back'imize geri dönelim ve hemen yine bir fonksiyon yazalım. Public function. Burayı Türkçe kullanabilirsiniz. İngilizce kullanabilirsiniz. Nasıl anlayacaksanız. Ben genelde İngilizce kullanıyorum. Ama bu aralar Türkçe kullanmaya da başladım. Şöyle yapalım. İçerik eklemiş Türkçe kullanalım. Yani en azından ben Türkçe kullanacağım. Hemen yukarıdaki kodumuzu kopyalayıp home'umuzu değiştirelim. Nasıl? add alt tire şeklinde yazalım. İçerik ekle fonksiyonumuzun ismini alıp backslash içerik ekle olarak değiştirelim. Daha sonra root'taki URL'imizi kopyalayıp header'ın içinde yazdığımız bu alanı yani içerik eklenin hrefine bunu yazalım. Nasıl echo base alt tire URL nereye gidecek? Admin içerik ekle sayfasına gidecek. Kaydedelim ve test edelim. Yeniledik. İçerik ekle. Bakın sayfamız gene gayet güzel çalıştı. Buraları artık temizleyelim. Neyi sileceğiz? Butons'u bir sileceğiz. Butons şu an bizim işimize yaramıyor. Yani şu an değil, bu sayfada yaramayacak. Buttons, input, buton. Burada başlamış. Panel nerede bitiyor onu? Şurada. Input kalacak. Bizim için input önemli. Çünkü orayı kullanacağız. Labels ve badgets kısmını silelim. Komple. Bunu farklı şekilde ayırmış. Evet. Hemen burayı da uçuruyoruz. Daha sonra artık benim sayfama zaten geri dönmeme gerek kalmadı. Çünkü input'umuzu geçtik. Input'umuz yukarıda kaldı. Şuradan da silelim. Evet, son kısım. Burayı da silelim. Daha sonra yorumlarımızı ve bakın burada callMD 6 diye bırakmış. Burayı uçuralım. Kaydedelim arkadaşlar. Konuşamadım. Evet, input'umuz burada. Bir de input sizing'imiz kalmış. Sizing dediğim nasıl okunuyorsa. Diğer input kısmımız kalmış. Hemen onu da uçuralım. Bu dilim hiç sürüşmesini mazur diyorum arkadaşlar. Saat sabah 8'i çok fazla uyuyamadım. 8.30'u biraz yorgunluk var. O yüzden. Şimdi kaydedelim. Ve bakın callMD 6 idi. Biz buraya callMD 12 diyoruz. Yenileyelim. Evet. Buraya yayıldı. Şimdi biz bunu mesela bakın bu ekrana yayıldı. Fakat çok açıkçası geniş oldu. Başka bunu kreatif biraz daha düzgün yani biraz daha kreatif şekilde nasıl kullanabiliriz? callMD 6, 6, 12. Şunu yapabiliriz aslında. 3 div class callMD-3 şu şekilde boş bir div oluşturalım. Bakın tam yanına geldi. Ne yapalım o zaman? Şöyle 6-6-12 6-3-6-3 yapalım. Bu nerede bitiyor? Burada. Yani şu benim işimi. Evet, bakın biraz daha ortada oldu, daha göze hoş geldiğini düşünüyorum. Siz tabi direkt callMD 12 diyerek buradaki paneli iyice yayabilirsiniz. Input kısmı neyse arkadaşlar, hemen içerik ekle diyelim. İçerik ekle. Element demiş.
Burayı nasıl yapabiliriz? Burayı şöyle kullanabiliriz. Güzel olur, güzel olacağını düşünüyorum. H3 olarak kullanılmış. Şöyle yapalım. Kopyala. Kopyalayıp yapıştırıp bunu H4 yapalım. Bunun hatta genel istatistikler adını verelim. Yenilediğimizde yan yana gelmedi. Neyse, mühim değil. Geri alalım, şöyle yapalım. Element dedik. Genel istatistikler slash içerik ekle. Şuraya A takımımızın kapanışını yazalım. Daha sonra başına gelip href eşittir. Hemen buraya ne yapacağız? PHP echo base url admin slash ana sayfa slash diyoruz. Hani buraya tıkladığımızda da ana sayfaya geri dönebilelim arkadaşlar. Onun dışında bir şöyle bir kontrol edelim. Evet. Yani kötü de olmadı. Öyle düşünüyorum. Genel istatistikler içerik ekle. Hatta şöyle yapalım. Genel istatistikler slash içerik seçeneklerinin altında olduğu için içerik seçenekleri slash içerik buraya link vermiyoruz. Niye? Çünkü zaten burası bir default, yani return false olan bir grafiği var. Tıkladığımızda bizi bir yere yönlendirmiyor. O yüzden burayı href vermemize gerek yok. Şöyle deneyelim bir de. H4 diyelim. Sanki H4 biraz daha güzel duracak gibi. Yani H4 bence biraz daha güzel durdu. Hatta şunu da deneyelim. Hemen bir small, yani küçük yazıyı küçülteceğimiz bir tag açalım. İçerik seçeneklerine kadar bu tagı ekleyelim. Hatta slash'ı da dahil edelim işin içine. Bakalım ne diyecek. Yani biraz daha sanki belli oldu, içerik ekledi olduğumuz. Gerçi burayı farklı bir renkte de verebilirdik ama o zaman da çok rengarenk bir şey olabilirdi. İstiyorsanız böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamıyla bakın, bu yaptığım tasarımsal şeyler sizin zevkinize kalmış. Beğenmediklerinizi benim yaptığımda yapmayabilirsiniz. Ya da öğrenmek için yapıp, kendiniz deneyimlemek için yapıp ben geri alacağım. Şu daha çok hoşuma gitti. Deneyimlediğiniz şekilde deneyimlemek için yapıp daha sonra geri alarak beğendiğiniz formata geri dönebilirsiniz. Bunu unutmayın. Hemen düzenleyelim formumuzu. Burada bana ne lazım? Ana sayfa resmi, title, içerik, görüntülenme sayısı, slider görünüm durumu, bizim seçtiklerimiz görüntüleme durumu demişiz. Fakat burada küçük eksiklik var arkadaşlar. Ne? SEO ayarları için, yani içeriğin kendi description'ı, title'ı, zaten title kısmı var. Description'ı başka ne olabilir? Description, keyword dedim, hatırlamıyorum. Keyword olur. Bunları ekleyeceğiz. Hemen buradan ekle diyoruz. Özür dilerim, yapı diyoruz. Ve tablonun sonundaki sütunumuzun altına ne yazalım? SEO settings desk varchar. Buradan hemen ben bir kopya çekeceğim. Şuradan info diyelim. Yapı 300 karakter demişim arkadaşlar. 300 karakter.
deskimiz için. Hemen 300 yazıyoruz ve enter'lıyoruz. Bu zaten description'da maksimum Google'un kabul ettiği bir miktar. Siteyi kullanırken bu maksimum karakter sayısını aşmamamız için 300 karakter yapıyoruz. SEO settings keyword'ümüzü de ekleyelim. Desk sonrasına SEO settings keyword varchar 255. Tamam. Bu benim genel yazdığım bir uzunluk. Onun dışında başka deskin başına bir de SEO settings title'ımızı ekleyelim. SEO settings title varchar. Bakalım. Biz zaten bunu kaç kullanmıştık? Oradan bir kopya çekelim. Şöyle blog content tabumuza dönelim ve 39 demişiz. Zaten bunun maksimumu 60 diyebiliyorum. Yanlış biliyorsam affola. Biz zaten burada 60'ın altında bir varchar değeri verdiğimiz için buraya da aynı değeri yazıyoruz. Ha, buraya 150 dediysek buraya 60 yazmamız bizim için daha iyi olacaktır. O yüzden biz 60 yazmadığımız için 39 yazdığımız için buraya da buraya o 60'tan büyük bir karakter uzunluğu yazmadığımız için buraya da aynı şekilde bir karakter uzunluğu yazdık. Ya buraya kısaca çok uzattım biliyorum. 100 yazsaydık ya da 61 yazsaydık burayı 60 olarak belirlememiz gerekecekti. Şimdi bu aslında biraz şey oldu. Aşağıda kaldı bu. Bunu yukarı taşıyalım. Sütunları taşı. Title şöyle. Bu şekilde MySQL Lemon'da görmüş olduğunuz sütunları taşıyabilirsiniz. Tamam da SEO setting, SEO desk, SEO keyword olarak geldi. Onun dışında ne yapacağız? Şimdi buraya bir dönelim. Ne olacak? Başlık, içerik başlığımız olacak. Hemen root neredeydi o değil. Burası zaten doğru sayfadaymışız. Şu cheese nereden geliyor? Bir onu da bulalım. Burası. Bunda şeyimiz yokmuş. Bakın onu daha yeni fark ettim. Placeholder'lar tanımlama olarak kullanılmış. Buraya hemen içerik başlığı diyorum. Ve name'ine arkadaşlar ne diyorum? İçerik başlık. Burayı da text yapıyorum. Buraya ne yazabiliriz? İçerik, blog, içerik detayı. Hatta bunu o yüzden böyle yapamayız. Form control class'ımızı alalım. Hatta ona da gerek yok ya. Text area, text bölgesi deyip şöyle tekrar. Gerçi altta vardı, şunu alalım. Evet, daha güzel olacak. Buraya da içerik detayı diyelim. Şöyle gelelim, bir sayfamızı yenileyelim. Bakın içerik başlığı, içerik detayı. Hatta şu noktayı silelim ya. Güzel durdu diye düşündüm de gözüme kötü geldi. İçerik detayı. Başka ne olabilir arkadaşlar? Slider görünüm durumu. Hemen buraya şu kısmı değerlendirebiliriz. Şöyle şurayı uçuralım text arayamızı. Ve şöyle bir şey yapalım. Şunu içerik neydi? Ben nereye için bunu yapacaktım? Şunu da kapatalım. Ben burayı slider durumu için yapacaktım. Yani içerik slider'da gözüksün, görünsün diyelim. Görünsün mü? Evet. Bunu daha sonra ne yapıyorum? Bakın values diyorum. Seçili hale getirip daha sonra seçmini kapatıyorum. Bu benim işime nasıl yarayacak? Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın içerik slider'da görünsün mü?
Onun hatta sonuna bir soru işareti ekleyelim. Hatta içerik slider görünüm durumu yazalım. Görünüm durumu mu? Şunu da silelim. İçerik slider görünüm durumu. Kaydedelim, menülerimize bakın. Burayı tekrar seçemiyorum. Yani ben burayı seçmek, buradan bir şey seçmek zorundayım. Burayı placeholder gibi kullanıyoruz kısaca. Hemen ne demişiz? Bizim slider görünüm durumu. Ne yapacağız? Şöyle value 1 içeriği slider'da göster. İçeriği slider'da buraya ne yazabiliriz? Göster gösterme. İçerik slider'da hatta şöyle bir daha değiştirelim. Slider'da gösterilsin mi diyelim arkadaşlar. İçerik slider'da gösterilsin mi? Evet. Kaydet. Böyle daha güzel olacak gibi. Hayır. Evet. Şimdi yenileyelim. İçerik slider'da gösterilsin mi? Bakın evet ya da hayır. Evet dediğimizi mesela bakın seçtik. Onun dışında başka bizim ekleyebileceğimiz bizim seçtiklerimizde görüntülenme durumu. Evet. Hemen onu da ayarlayalım. Bunun da name'ini bir verelim arkadaşlar. Name slider görünüm. Tamam. Şimdi bunu kopyalayalım. Şöyle buraya gelip yapıştıralım. Şu BR fazla oldu. Silelim. Başka neydi? Bizim seçtiklerimizde görünecek bir içerik. İçerik ne yazabiliriz? Şöyle siteyi denelim. Şöyle kopyalayalım. İçerik bizim seçtiklerimiz başlığında, bizim seçtiklerimiz alanında gösterilsin mi? Tabii siz bunları daha kısa tutabilirsiniz, tutabiliyorsanız. Ben bu konularda biraz zayıfım arkadaşlar. İlla çok uzun yazıyorum. Yani bunlar en kısa, siz düşünün. Buraya istediğiniz şekilde şunları doldurabilirsiniz. Bunları da keza aynı şekilde başlığınıza uyumlu yazabilirsiniz. Evet, hayır, bunu da aynı şekilde bıraktık. Daha sonra bizim neyimiz var? Desk'imiz, keyword'imiz, title'ımız. Title ve desk'i otomatik dolduracağız arkadaşlar. Nereden otomatik dolduracağız? Şöyle göstereyim. Şu admin'e dönelim. İçerik detaydan gelen 300 karakteri deskimize, içerik başlıktan gelen 39 karakteri de SEO settings title'ımıza otomatik olarak yazdıracağız. O yüzden o kısımları eklememize gerek yok. Siz tabii ekstra bir alan olarak ben ayrı girmek istiyorum derseniz ekleyebilirsiniz. Onun dışında bakın şunu atladık. Burada içerik detayı biz böyle kullandık fakat bunu böyle kullanmayacağız. CK editörü sistemimize entegre edeceğiz. Şunları önce bir temizleyelim. Checkbox'larımızı. Bizim şu an cinsiyetle bir işimiz yok. Şunları silelim. Geriye sanırım kaldı bir tek butonumuz. Evet, şu an sadece butonumuz kaldı. Şuradan hemen bir buton beğenelim arkadaşlar. Şuradan hangisi? Şu. Şu güzel. Hatta biz iki buton ekleyeceğiz. Birini yazıyı yayınla, diğeri de yazıyı taslak olarak kaydet olacak. Hatta bakın onu ekledik mi? Evet, onu eklememişiz. Onu
ekleyelim. Hemen hangi sütunun altına ya da üstüne ekleyeceğiz? SEO. Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Evet, SEO title. SEO title'ın üstüne ekleyeceğiz. O yüzden onun bir üstündeki tabloyu seçiyoruz. Ve buna ne diyoruz? Blog content alt tire statü tinint 1 0 taslak 1 yayında diyoruz. Kaydedelim. Evet. Tamamdır. Burayı da ekledik. Şimdi artık biz yazımızı kaydederken istersek taslak istersek yazıyı direkt yayına alabiliriz. Butonumuzu kopyalayalım. Ve select'in altına bir aslında select'in altına yapıştırsak olmaz. Niye olmaz? Gerçi kolmayda altı burada. Küçük buton komple yayılacak arkadaşlar. O yüzden başka ne yapabiliriz? Nereye koyabiliriz bunu? Bir şöyle yapalım. Panelin içine hatta şöyle bir yapıştıralım bakalım. Bir test edelim. Yenileyelim. Bu şekilde geldi. Tamam. Bunu nereye yapıştırmıştık? Panel body'nin dışına yapıştırmışız. Panel body'nin içine yapıştıralım bunu. Kaydettiğimizde böyle daha iyi oldu. Hemen bir BR kodu atayalım arkadaşlar. Ve bunu sağ tarafa hizalayalım. Pull out. Right. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Hemen asset back'in içine dönelim. CSS. Bakın main CSS var. Demo CSS var. Biz bunu main'e bir bakalım. Main'in içine entegre edebiliriz. Şöyle yorumun altına inelim. Ve diyelim ki float right. Parantez olmayacaktı. Float right dedik. Float right. Hemen bunu alıyoruz. Float r'yi butonumuzun içindeki class'a yapıştıralım. Yenilediğimizde burada kalmasını temenni ediyorduk. Fakat olmadı. Allah Allah. Herhalde cache'den dolayı olmadı. Hemen şöyle bir ön belleği boşaltalım. Evet. Cache'den dolayı olmamış. Buraya başarılı yerine biz içeriği yayınla diyoruz. Daha sonra bunu kopyalayalım. Ve şu float r'yi bir silelim. Bakalım eğer zaten sola hizalanıyorsa işimiz tamam. İçeriği taslak olarak kaydet. Tekrar yenileyelim. Evet, içeriği taslak olarak kaydet. Geldi. Buradan hemen class'ımız warning'in class'ını alalım. Şöyle yapıştıralım. İnebilelim. İçeriği taslak olarak kaydet. Şimdi bir önceki CSS tanımlamamız yani biraz önce main CSS'in içine float r olarak tanımlamıştık. Şimdi biz de style olarak tanımlayacağız. Niye ikisini ayrı ayrı yapıyorum? Eğer biz frontend kısmında yani SEO'nun baskın olduğu kısımda style tag'ı kullanmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arama motorlarının sevdiği bir şey değil. Özellikle Google'ın sevdiği bir şey değil. Eğer front kısmında bir CSS eklemesi yapacaksanız bu şekilde ekleminiz SEO açısından daha faydalı. Ama onun dışında admin panelinde SEO çok önemli olmadığı için çünkü biz zaten admin panelinin bir erişiminin sadece site yöneticisinde olmasını istiyoruz. İki, Google'da da zaten bu yüzden çıkmasını istemiyoruz. O yüzden style color black şeklinde. Buraya da admin panel kısmında arkadaşlar geçerli bu. Bu şekilde tanımlamalar yapabilirsiniz. Şöyle indirelim. Evet, böyle daha güzel oldu. İçeriği taslak olarak kaydet. İçeriği yayınla.
Fakat atladığımız küçük bir nokta var. Hemen orayı da tamamlayalım. Şuradaki input'umuzu bir alalım arkadaşlar. Input yapıştıralım. Daha sonra BR'mizi alalım buraya. Buraya ne diyeceğiz? Keyword. Yazının anahtar kelimeleri. İçerik, anahtar, kelimeleri. Evet. Kaydedelim. İçerik. Buna da içerik keyword diyelim. Keyword, evet. İçerik keyword dedik. Şöyle bir blog content yapımıza dönelim. Başka unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Tamamdır. Burayı da eklemiş olduk. Şimdi ise arkadaşlar, unutuyorum valla, kusura bakmayın. Bir eksikliğimiz kaldı. Hemen onu da tamamladığımızda işimiz bitecek. Ne o eksiklikte? Input file blog resmi seçiniz. Evet. Gelelim, yenileyelim. Ve bunun altına da bir yarımızı ekledikten sonra, evet, şu an placeholder olmadığı için bunda gözükmedi. Onun dışında başka bu tema üzerinde neler yapabiliriz? Şöyle bir deneme yapalım. Label diyelim. İçerik başlığı. Bakın zaten label destekliyormuş. Böyle daha güzel oldu. Bir şunları da ekleyelim arkadaşlar. İçerik şöyle detayı demiştik buna. Daha sonra şöyle select üstüne içerik slider'da gösterilsin mi diyelim. Daha sonra bunu da kopyalayıp buraya içerik bizim çeşitli alanlara gösterilsin mi? Bunu da alalım. İçerik keyword, hatta şöyle yapalım. Evet. İçerik anahtar kelimeleri. Soru işaretimizi silelim. Ve blog resmi seçiniz. Şöyle. Kaydedelim. Edit'ten bir hemen düzenleyelim. Tamamdır. Şöyle yapacaktık. Edit. Line. Otomatik hizala. Evet. Şimdi kaydedelim. Yenileyelim. Bakın böyle açıkçası yani bence daha güzel gözüktü. Bu durumda şu bazen sıkıntı çıkartabiliyor. Form validation'larda, yani form kontrollerinde. O yüzden artık label'ımız olduğu için buradaki select disabled opsiyonlarına gerek kalmadı. Fakat kullanabilirsiniz projelerinizde. Şöyle kapatalım. Bizim seçim diyelim buna. Anahtar kelimeler blok resim. Evet arkadaşlar, formumuzu tamamladık. Şimdi ise ne yapacağız? Bir resim yükleme kütüphane sistemimize entegre edeceğiz. Daha sonra ilk içeriğimizi veri tabanına kaydedeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an veri tabanımızda yeni aklıma gelen bir eksiklik kaldı. O da ne? Başlığın URL'e uyumlu bir şekilde çevrilmesi. Bunun için title'ın altına yeni bir tablo ekliyoruz ve ismini bc alt ve sruk yapıyoruz. 255 int değil tabii ki, varchar olacak. Kaydet diyoruz. Şimdi veri tabanımız artık şu an bir eksikliği yok gibi. Burası URL'de gözükecek. Yani şu şekilde olacak. Bakın phpMyAdmin yazıyor. Biz bunu Türkçe karakter içerisinde başlığımız kütüphanemiz sayesinde şu hale getireceğiz. Yani URL'e uyumlu hale getireceğiz. Boşluklar ve Türkçe karakterleri kaldıracağız. Normalde bu videoda veri tabanına veri eklemeyi göstermeyi planlıyordum. Fakat video süresi 44 dakikaya çıktı arkadaşlar.
O yüzden çok da uzatmamak adına videoyu burada sonlandırayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.